24 Haziran'da ülkesine, devletine ve istikbaline sahip çıkan Isparta'nın mahalli idareler seçimlerinde de tavrını yine hizmetten, projeden, eser siyasetinden yana koyacağına inanıyorum. Isparta'nın bizi mahcup etmeyeceğini de çok iyi biliyorum. Değerli kardeşlerim, bugün hem sizle asperli diyoruz, hem de resmi kurumlarımızla tamamlanan eserlerin resmi açılışlarını yapacağız. İşte sabah 4083 uzman erbaşımızın büro ve takma törenine iştirak ettik. Onu bitirdik. Elhamdülillah o ayrı bir faziletti. Ve komando uzman erbaşlarımızın törenine katılarak aileleriyle, komutanlarıyla beraber onların sevincine ortak olduk. Buradan tekrar kendilerini ailelerini ve onları yetiştiren komutanlarını tebrik ediyorum. Bugün mezun olan aslanların özgüvenini, disiplinini, cesaretini görünce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak gerçekten büyük bir gurur duydum. Bu evlatlarımız terörle mücadele operasyonlarında son derece kritik görevler üstlenen birimlerimize gidiyorlar. Isparta'da yetişen bu uzman erbaşlarımızın da katılımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan bu birliklerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan Elbab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendüre'ye kadar çok zor coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor, kan! Ne demiştik? İnlerine gireceğiz, inlerine. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız. Bilhassa bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür yılgınlık, ne tür bir yenilmişlik duygusu içinde olduklarını gayet iyi dinliyoruz, biliyoruz. Sağ hakimiyeti de psikolojik üstünlükte şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. Şehitlerimiz olmuyor mu? Oluyor. Tabii içimizde kan ağlıyor. Eyvallah. Ama biz şunu da biliyoruz. Estaizu billah. Bismillah. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاد بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اِلَى آخِرِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Onun için biz Rabbimizin bu müjdesini de bildiğimiz için diyoruz ki onlar sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu olarak gidiyor. Onların makamları çok yüce. Rabbim bize de o makamları layık kılsın inşallah. O öyle sıradan bir makam değil. Rastgele bir makam değil. Onun için Akif ne diyor? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şu. Çünkü bize söz verdiler. 90 günde burayı terk edeceğiz dediler. Terk etmediler. Gereği yapılacak.
Kardeşlerim, bölgedeki vatandaşlarımız üzerinde artık örgüt baskısı ve zulmü neredeyse kalmadı. Ama şimdiden bazı muhtarları aramaya başladılar. Tehdit ediyorlar. Bak, bir yanlış olursa kendinize yer beğenin diyorlar. Biz de şimdi Isparta'dan bütün muhtarlara sesleniyorum. Bak gene geçmişteki gibi bu adamlardan korkarak, bu korsanlardan, bu alçaklardan, bu katillerden korkarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız, bak ona göre bu millet size muhtarlık ücreti ödüyor, maaş ödüyor. Bu millet size hakkını helal etmez. Biz de bunun hesabını size sorarız. Vatandaşlarımız yerine Kandil'deki terör baronlarına hizmet eden belediyelerden akan musluklarda ne oldu? Tamamen kesildi. Görevlendirdiğimiz kayyumlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kardeşlerimiz uzun yıllar sonra belediyelerde hizmetle yatırımla tanıştı. Daha 2-3 yıl öncesine kadar bölücü örgütün şehir eşkıyalarının Hendek ve Çukur zulmüne maruz kalan ilçelerimizde hamdolsun bugün huzur var. Emniyet var. Refah var, kalkınma var. Bütün bölge şu anda bambaşka. Parklarıyla, bahçeleriyle, piknik alanlarıyla vesaire. Hem turizmde hem altyapı yatırımlarında bu şehirlerimizde çok ciddi bir hareketlenme var. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hamlelerimizi sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için her türlü tedbiri aldık, alıyoruz ve alacağız. Şu gerçeğin herkes tarafından bilinmesini istiyorum. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kim teröre karşı ülkemizin ve milletimizin güvencesidir. Rabbim askerlerimizi korusun. Onları daima muzaffer kılsın diyorum. Kardeşlerim, hiç şüphesiz ülke olarak bugünlere kolay gelmedik. Terörle mücadeleden savunma sanayine, demokrasiden yatırımlara kadar her alandaki başarılarımızı dişimizle, tırnağımızla kazıyarak elde ettik. FETÖ eliyle ülkemizi topyekün işgale yeltendiler. Namlulara göğsümüzü siper ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte, sizlerle beraber FETÖ'cü hainlere ve bu hainleri üzerimize salan ağababalarına unutamayacakları bir ders verdik. Bak, Isparta'da 100 kilo altın bulundu. 5 milyon dolar para bulundu. Buradaki bu işi yürüten
onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın. Bak, Isparta'ya da böyle girmişler. Görüyor musunuz? Neyse, burada güvenlik güçlerimiz operasyonunu yaptı. Bu altınları buldu, bu parayı da buldu ve el koydular. Elhamdülillah. Türk milleti olarak dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir büyük destana hep beraber imza attık. Bunlar da işe yaramayınca bu kez ekonomi üzerinden bizi sınamaya, direncimizi test etmeye kalktılar. Ancak bu sefer de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız hamdolsun ilk dalgayı atlattıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Biz de aldığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. Şimdi bir taraftan kamu bütçesine ilave yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatıyor, diğer taraftan da reel sektörümüzün çarklarının dönmesini hızlandıracak uygulamaları devreye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplinimizden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ne yaptınız, aldınız mı? Arkadaşlar dikkatli kaldıralım. Şöyle şurayı bir açalım. Şurayı açalım.